Onlarca yıl önce veriler ne ağırlıktaydı? İlk taşınabilir bilgisayarın ağırlığı ne kadardı? Hangi akla hizmet havalimanında dizüstü bilgisayarlar ayrıca taranıyor? Hadi öğrenelim. 2019'daki en yaygın 3 şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, QWERTY ve password'tü. Yaratıcılığa bakın. Tahmin edebileceğiniz gibi bu şifreler aynı zamanda en zayıf olanlardı. Dünyanın ilk ticari olarak başarılı video kayıt cihazı 1956'da çıktı. Bu cihaz bir piyano büyüklüğündeydi ve 5 santimetre genişliğinde bant kullanıyordu. Fiyatı tam 50 bin dolardı ki günümüzün parasıyla bu 480 bin dolar demek oluyor. İlk mouse tahtadan yapılmıştı. Dikdörtgendi ve üst sağ köşesinde küçük bir düğmesi vardı. Uzmanlar Osborne 1'i ilk gerçek taşınabilir bilgisayar olarak değerlendiriyorlar. 1981'de çıkan bu bilgisayar 1800 dolar, bugünün parasıyla 5400 dolar değerindeydi. Cihazın ağırlığı 11 kilogramdı ve 13 santimetrelik bir ekranı vardı. Klavyede bilgisayarın kapağında yer alıyordu. İlk internet sayfası 6 Ağustos 1991'de yayına girdi. Tim Berners-Lee tarafından yaratılmıştı ve World Wide Web projesiyle ilgili bilgi veriyordu. Bu arada sayfa hala duruyor ve çalışıyor. 2020'nin başında dünyadaki byte'ların sayısı gözlemlenen evrendeki yıldızların sayısından 40 kat fazlaydı. En az 1 milyar trilyon yıldız olduğu düşünülürse... Günümüzde insanlar öyle fazla veri kullanıyorlar ki petabyte adında yeni bir bilgi birimi ortaya çıktı. 1 petabyte 500 milyar basılı metin veya 13 yıldan fazla HD TV videosu içerebiliyor. 200 petabyte'a bugüne kadar var olan tüm basılı belgeler sığabiliyor. Petabaytlardan bahsetmişken Facebook'un her gün tam 4 petabayt yeni veri ürettiğine değinmeden geçmeyelim. Bu arada ne dersiniz? Petabayt güzel bir köpek kurabiyesi adı olmaz mıydı? Bence öyle. 2009 yılına kadar bazı ülkelerde posta güvercinleri internetten daha hızlıydı. Bir deney sırasında güvercin Winston'ın bir hafıza kartını 80 kilometre ötedeki varış noktasına ulaştırması 1 saat 8 dakika sürdü. İnternetten veri transferi ise 2 saat 6 dakikayı buldu. Bugün kullandığınız sabit diske benzer bir şey kullanan ilk bilgisayar 1956'da ortaya çıktı. Bu makinenin ağırlığı neredeyse 1 tondu ve 500 devasa manyetik diske dağıtılmış 5 MB veri alabiliyordu. Bilgisayar ayda 3000 dolardan fazla bir meblağ, yani günümüzün 29 bin dolarına kiralanmıştı. Tek bir harfi silmek yerine bütün kelimeden kurtulmayı istiyorsanız, imleci kelimenin son harfinden sonra koyun ve CTRL+Backspace'e basın. Mac için bu, Command+Backspace'tir. CAPTCHA adındaki bilgisayar programı insanları robotlardan ayırmak için yapıldı. Programın ismi esasında bir kısaltmadan oluşuyor ve anlamı da bilgisayarları ve insanları ayırmak için tam otomatik genel Turing testidir. Emoji tutkunları, size bir müjdem var. İstediğiniz zaman bilgisayar ekranının ortasında bir emoji panelinin görünmesini sağlayabilirsiniz. Windows'ta Windows anahtarı artı noktaya, MacOS'ta CMD artı Ctrl artı Spacebar'a basmanız yeterlidir. 1993'te Nintendo tarafından yapılmış, elde kullanılan bir oyun konsolu olan Game Boy uzaya gitti. Bir astronot onu Mir uzay istasyonuna götürdü ve konsol orada 196 gün geçirdi. Dünyanın yörüngesinde 3000 kereden fazla döndü ve daha sonra 1220 dolara satıldı. Kediler dizüstü bilgisayarları çok sever. Bunun bir nedeni çalışan bir cihazın genellikle sıcak olmasıdır. Kediler de sıcağı sever. Dahası her kedicik eninde sonunda klavyenin üzerine yayılmanın en sevdiği insanın dikkatini kesinlikle çekeceğini anlar. Bu hiç şaşmaz. Ortalama bir insan telefonuna her 12 dakikada bir bakar. Google günde 3,5 milyar arama işlemi yapıyor. Yılda ise 1,2 trilyon gibi akıllara durgunluk veren bir sorgulama sayısına ulaşıyor. 2019'da internet kullanıcıları dakikada 188 milyon e-posta gönderdi. Bu 2018'den 7 milyon daha fazlaydı. Güvenlik kontrolünde her seferinde dizüstü bilgisayarınızı el bagajınızdan çıkartmak insanı çileden çıkarabiliyor. Fakat havalimanı personelinin içine bir şey gizlenmediğinden emin olmak için cihazınıza bakması gerekiyor. Bir dizüstü bilgisayar, X-ray tarayıcısının ekranında net bir şekilde görünen sabit diski, CD sürücüsü ve diğer parçalarıyla yarı transparan bir cisim gibi görünüyor. Ancak güvenlik memuru o parçaların bazılarının ardında ne olduğunu, mesela sıkışmış büyük bir pili göremiyorlar. Günümüzde insanlar elektronik cihazlarını kullanırken uykuda geçirdikleri süreden daha fazla zaman harcıyorlar. Bir süpermarkette tarayıcıdan geçen ilk ürün meyveli bir sakızdı. Bu ilk 1974'te gerçekleşti. Bir YouTube videosunu durdurmak için klavyenizdeki K tuşuna, sesini kapatmak için M harfine ve 10 saniye ileri veya geriye sarmak için J ve L tuşlarına basabilirsiniz. 10 saniye ileri veya geri sarmak için J ve L tuşlarına basabilirsiniz. Hey, artık şu J tuşundan parmağınızı çekseniz diyorum. Kredi kartları çipleri 1986'dan beri var. Bu teknoloji ilk olarak Fransa'da ve daha sonra Almanya'da kullanıldı. QWERTY klavye daktilo ile yazı yazanları yavaşlatmak için icat edilmişti. Daktiloların tuşları çok hızlı yazınca sıkışıyordu. Bu nedenle yazı yazanları yavaşlatmak için en sık kullanılan sembollerin arası açıldı. Uzmanlar 2030'da en az 6 yaşındaki dünya nüfusunun %90'ının internette olacağını öngörüyorlar. 1993'te bünyesinde hem bir dizüstü bilgisayarı hem de siyah beyaz bir inkjet yazıcıyı bulunduran bir cihaz vardı. Akıllı telefon denen ilk cihazın adı Simon'dı. Cihazın dokunmatik ekran klavyesi, birkaç oyunu, bir takvimi, dünya saati, adres defteri ve hesap makinesi uygulamaları vardı. Fax ve e-posta göndermek için kullanılabiliyordu. Cihazın maliyeti $1000'dı ki günümüzde bu para neredeyse $2000 ediyor. Bir mıknatıs son derece güçlü olmadığı sürece önemli verileri dizüstü bilgisayarınızdan silemez veya sabit diskinizin tamamını temizleyemez. Sıradan bir buzdolabı mıknatısı mı? İmkanı yok. Daha da iyisi, dizüstü bilgisayarınızda zaten birkaç mıknatıs var. Bilgisayarın sabit diskinde ve hoparlöründe yer alıyorlar. Uzmanlar 2013'te dünyadaki dijital verinin %90'ının son 2 yılda üretildiğini hesapladılar. 2018'de insanlar her gün 2,5 kentilyon byte veri üretmeye başlamışlardı. 2,5 kentilyon derken 2,5 ve 18 sıfırdan bahsediyorum. İnce çizgilerden oluşan bir yazı tipi kullanmak, yazıcı mürekkebini tasarruflu kullanmanızı sağlar. Fakat standart bir kullanıcıysanız çok fazla bir fark yaratmaz. Sadece %10 etkiler. 5G teknolojisi veri iletim hızını 10 ila 100 kat arttırabilirmiş. Eğer sorunsuz çalışırsa en sevdiğiniz televizyon dizisinin tüm sezonunu 1 dakikadan az bir sürede indirebilirmişsiniz. GPS ücretsiz bir hizmet olmasına rağmen işletilmesi yılda $700 milyon mal oluyor. 2019'da dakikada neredeyse 350 bin kullanıcı Instagram'da geziyordu. Hawaii'nin en büyük şehri Honolulu'nun tüm nüfusu da bu kadardır. Sanılanın aksine dizüstü bilgisayarınızı aşırı şarj etmek, onu fişe takılmadan çalışmayan bir masaüstü bilgisayara dönüştürmez. Günümüzdeki piller dolunca şarj etmeyi durduracak şekilde yapılıyor. Aşırı şarj gibi sorunları yok. Yetişkinlerin %40'ı sabah uyandıktan sonraki ilk 5 dakika telefonlarını kontrol ediyor. Mobil bir uygulamadan veya internet tarayıcısından alışveriş yaptıktan sonra internet kullanıcıları ya yeni bir alışveriş uygulamasını ya da bir iletişim uygulamasını açıyorlar. Bu da demek oluyor ki ya mağaza mağaza dolaşmaya devam ediyorlar ya da aldıkları şeyleri arkadaşlarına anlatmak için sabırsızlanıyorlar. Ve hikaye böyle devam ediyor. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.